Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ala Resulina Muhammedin selavat. Bütün güzelliklerin veya maddi imkanlarımız olduğu halde insan niye mutsuz? Niye dertliyiz? Kimin playerine basarsan düğmesine hemen iyi değilim, rahatsızım. Mutlaka bir şikayetten hemen başlıyor. Akşam, hem geceniz mübarek olsun çayları da. İnsanın iyi olması için veya kötü olmasına sebep olan ortam, dolayısıyla iyi olmasına sebep olacak zemin ve zaman, şartlardan biraz okuyacağım. Kastamonu 66'dan okuyorum. Kastamonu 66. İlginç bir yer. İlgimizi pek çekmeyip öyle okuyup geçtiğimiz yer zannediyorum. Çünkü ben de öyleydim. Hemen şeyle bir başlayayım da ondan sonra. İmam-ı Rabbani Hazretlerine sormuşlar, demişler ki, iyi olmak istiyoruz. Ben insanın iyi olması için belki birkaç saat konuşurum. O zat bir iki cümle söylemiş. İyi olmak istiyorsanız, iyilerle beraber olunuz. Ben bunun külliyatta açılımını yaptım, hulasa ediyorum. İyi olmak istiyorsan, doğru yerde, doğru insanlarla, doğru işi, iş yapman lazım. Doğru yerde, doğru insanlarla, doğru iş yapacaksın. Uygulayayım. Burası doğru bir yerdir. Allah'ın sevdiği bir yerdir. İki, bu insanlar Allah'ın sevdiği insanlardır. Çünkü hadisi kutsi'de, Allah sevdiği kişiye sevdiği işi nasip eder. Bu işi Allah seviyor. Şeriatında öyle söylüyor. Başka? Allah sizi seviyor. Hadisi kutsi ya. Hadis de değil. Sen hiç sevmediğine en çok sevdiğini verir misin? Bir daha söylüyorum. Hiç sevmediğine, nefret ettiğin bir kişiye çok sevdiğin bir şeyi verir misin? Vermezsin. Allah en çok sevdiği şey imandır. Onu sana vermiş. İmanı sana vererek kendisini sana vermiş. Ondan daha büyük bir şey yok ki. Elhamdülillah. O zaman imanımızın kıymetini bilmek lazım. Benim böyle bir tekerlemem var. Davut nerede? Davut buralarda mı? Bir şey sana da bakıyordu ondan. Ben Risale-i Nur'u tanıyınca çok sevdim. Sevdirtti ya. Yani. Allah bir kulunu severse sevdiklerini sevdirtir diyor. Hadisi kutsuda. Ben çok sevdim. En çok sevdiğimi, en çok sevdiğime hediye ettim. Benim en çok sevdiğim hayatımdı. En çok sevdiğim Allah'ımdı. Hayatımı ona verdim. Meğer Allah karşılıksız almıyor. Allah hayatımın içerisine kendisini koyarak bana verdi, iade etti. Ve kendisini anlatmayayım, meslek verdi. Şimdi mevzuma gireyim. Bahtiyar insanlarsınız. Vallahi yemin ederim okşamak için söylemiyorum. Çünkü böyle bir karanlık, böyle bir yerde, bu şeyde gelmişsin, dizini çökmüş oturmuşsun. İmanı olanlar yapar. Elhamdülillah. Kastamonu 66. Maddi hava fena ise fena tesir eder. Maddi hava fena ise fena tesir eder. Manevi havada bozulsa herkesin istidadına göre bir sarsıntı verir. İnsan zaman, zemin, taam, libasla etkilenir. Külliyattan topladığım cümlelerdir. Böyle sıra bulamazsınız da külliyattan toplamadır. Zaman, zemin, taam, libas.
Bulunduğunuz ortam size yükleme yapar. Bunun adı sirayettir. Külliyatta. Sirayet. Birbirinizden inikas vardır. Mesela Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam'ı şehit etmek için gelmiş. Savaşta. Malum mektubatta geçiyor. Sonra işte yalın kılıç kaldırıyor. Seni kim kurtaracak? Malum. Bu adam iman ediyor. Tahmin ettiğiniz gibi gusül yapma şansı yok. Geldiği yöne karşı savaşıyor. Şehit oluyor. Tefsir der ki hadis muhadisleri, bir tane namaz bile nasip olmamış adama. Gusül bile nasip olmamış. İman ediyor. Hadi geldiği tarafa doğru git diyor. Şehit oluyor. Bu adama sevap cihetiyle Bediüzzaman İmam-ı Rabbani Hazretleri, Ahmet bin Hanbel, İmam-ı Azam bile yetişemiyor. Ama hiç namaz kılamamış. Çünkü sahabe. Sahabeye yetişilmez diyor değil mi 27. sözde? Onun sırrını beni çok meşgul ederdi. Meğer Peygamber aleyhissalatü vesselamın ruhi kutsileri, ruhi âlileri sirayet ediyor. Nasıl sirayet ediyor biliyor musun? Bir suyu düşünün tencerede, odun yakıyorsunuz. Odunun içerisindeki nuru pense ile, kerpetenle, tornavida ile hiçbir şeyle çıkartamazsınız nurunu. Torna tezgahıyla odunun içindeki nuru çıkartamazsınız. Odunun içindeki nuru, bakın iyi dinleyin, onu alıyor, suyun içerisine ısı nasıl sirayet ediyorsa Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam sahabesine biz de birbirimizi sirayet ediyoruz. Suyun içine ısı nasıl girmişse. İmam-ı Rabbani'nin misaliyle gülün içerisine koku nasıl sinmişse. Aynen öyle sirayet budur. Ahiret de dünyaya sirayet etmiş. Ahiret de dünyaya. Bak şimdi. Bir bardak su düşünün. Ve buz. Orada mı? Tamam. Ben örnek için söyledim. Tamam. Lazım olacak. Bir bardak su. Bardağın içerisinde su var diyoruz. Bardağın içerisi. Bardağın içi ayrı. Bardak ayrı. İçi diyoruz. Odunun içerisinde nur yok. Odun ayrı. Nur ayrı olurdu. Bardağın içerisi. Bardak ayrı, su ayrı. Değil. Bakın odunun içerisinde iki zıt yapılanma var. Duman ve nur. O iki zıt yapılanma aynı yerde kendisini odun olarak sirayet ediyor, gösteriyor. Şimdi soruyorum size. O nur oduna ne kadar yakındır? Ahirette dünyaya o kadar yakındır. Ne olur bir daha düşünün. Buza su ne kadar yakınsa ahiret dünyaya o kadar yakındır. Ahiret nerede? Buzun neresinde suysa, odunun neresinde nur varsa dünyanın orasındadır ahiret. Dumandan kasıt cehennemdir. Nurdan kasıt cennettir. İki zıtın kendisini dünyada odun olarak ifade etmesi de dünyadır. Ahiret neredeymiş? Ben diyor Bediüzzaman Hazretleri, Allah şanına yakışır gibi muamele etsin ona. 18 bin alemi bu alem içinde gördüm diyor. Her bir alem, alemimde kalktıkça diğer alemi görüyordum, anladım, intikal ettim, düşündüm demiyor. Görüyordum. 18 bin alemi. Bu alem içinde gördüm. İsmir zahir lügati ile ahiret arşların üstündedir. İsmi batın lügati ile ahiret dünyada, dünya ahirettedir. Odunun içerisinde nur yok. Yani içi dışı değil. Balığın kokusu, balık kokusu, balığın yumuşaklığı, balığın rengi, balığın sıfatıdır. Koku balığın neresindeyse ahiret dünyanın orasındadır. Kendilerini böyle gösteriyorlar arkadaşlar.
Bu alem içinde 18.000 alemi gördüm diyor. Ama kör olası cehalet, biz hep ahireti öteledik, Allah'ı öteledik, Allah gözükmez dedik, hakikaten gözükmez zannettik. Allah'a da suizan ettik. O daha önceki gelişimde anlatmıştım Allah nasıl gözüktüğünü. Ahiret ötelerde dedik, biz de ötelere düştük. Hiçbir yerde ötelerde değil. Ahiret dünyanın inkışağının inkışafından inkışaf edecek diyor ustad. Ne demek? Mısırı patlattığın gibi, çekirdekten ağacın çıktığı gibi, ha? Çekirdekten ağaç, inkışağının inkışafından, yani çekirdeğin içerisindeki odunu dışarıya taşımak için çekirdeğin üstünü örtüyoruz. Çekirdeği örtüyoruz, içini dışarıya çıkartmak için. Hanımlarımızı da örtüyoruz, içini dışarıya çıkartmak için, ruhunu. İşte amel ile örtüyoruz kendimizi, ruhu bedenle çıkartmak için. Nasıl oluyor? Ondan sonra geçeceğim. Çünkü kullanacağım misali. Bu rüzgarla çalışan pervane biliyorsunuz. Biliyorsunuz değil mi? Bak nasıl çalışıyor. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı çalışıyor. Zahirde tekrar. Aşağı yukarı, aşağı yukarı. Bu mile, pervaneye bağlı bir mil var. Ondan sonra endüvi var. Ondan sonra bir kap var. Kap içinde dönüyor. Kapsız havada dönse cereyan imal edilmez. Kap içinde döner. Kabın dört tane disk var. Bir burada, bir burada, bir burada, burada. Misalda kullanacağım için anlatıyorum. Manyetik bir alan meydana geliyor. Çok sıkışınca burada bir kablo var. Kablodan hop gidiyor. Bursa'nın aletlerini çalıştırıyor. Ampulünden kaynak makinesine kadar. Ne kadar alet var? Bakın. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı ama Bursa'da bir bu kadar cihaz çalışıyor. Tamam? Zahide tekrar. Meğer ona bağlı endüvi var, bobin. Bunun içerisine dönmesi lazım. Manyetik bir alan oluşturuyor. Çoğaldıkça sıkışıyor burada. Kömür var, mıknatıs var. Bunun üzerindeki kablodan evet, yani buna manyetik alan dediğimiz şey daha kesifleşerek elektrik oluyor. Kabloya indirgeniyor. Bursa'yı aydınlatıyor. Aynen bu örnek gibi. Aşağı yukarı, aşağı yukarı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Namaz. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Evet ama bu bedene bağlı olan endüvi var. Dinamo, kafa. Bu dima Mâke sefkâr, mazar-ı siyat, vicdan, mâke sefkâr, dîmâ. Bu dönen endüvidir, dîmâ'a benziyor. Bu dîmâ, kalbin hizmetçisidir, kalp. Bunun içinde dönüyor. Yani kalbin içinde dönüyor bu dîmâ. Bu sefer kalpte meydana gelen manyetik bir alana iman denilir. O imandan kablo hissiyat, ruhun Bursa yerine ruhun, ve Bursa'daki cihazlar yerine ruhtaki nihayetsiz istidat ve kabiliyetler aydınlanıyor. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Zahirde aşağı yukarı. Hani en şey gibi, pervane gibi. Aşağı yukarı, aşağı yukarı. Ya kardeşim ne tekrar ediyoruz? Burada, Bursa'da elektrik yanıyor. Bak aşağı yukarı, aşağı yukarı. Kaynaklar oluyor, bilgisayarla çalışıyor. Zahirde tekrar. İşte peki nereden geliyor bu elektrik? Rahmet ilahiyeden, rahmet hazinesinden geliyor. İşte iman da böyle bir şey. Sebebi yok yani. Allah verdi. İçine de kendisini koydu. İşte arkadaşlar iyi olmanın şeyi, maddi ve manevi hava bozuksa kendimizi sirayet ediyor. İçimizi siniyor. Suyun içerisine odun nasıl siniyorsa, odunun nuru. Bulunduğumuz zemin insanın ruhuna böyle sirayet ediyor. Etkileniyor. Doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapmak lazım. Sonra şuur-u selase ve muharemede alem-i İslam'ın manevi havası umum ehli imanın ahiret kazancına ve ticaretine ciddi teveccühleri ve himmetli ve tembirleri o havayı safileştiriyor, güzelleştiriyor.
müthiş arızalara ve fırtınalara mukabele ediyor. Herkes o sayede ve sayesinde derecesini göre istifade eder. Ne alakası var? Namaz kılmak, üç ayları gelmesi, hayır hasanat yapmak, derslere gitmek, maddi havayı nasıl etkiler? Arkadaşlar, dalga yayıyorsunuz. Yani sevap ve günah fiziksel boyutu olarak enerjidir. Dinde sevaptır, günahtır, fiziksel boyutu enerjidir. Aynı şey kabirde nur ve gıdadır, haşirde senet ve berattır, aynı şey sıratta buraktır, aynı şey cennet hakikattır. Kur'an ayetlerini ele alalım. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Dinde bunu söylemek sevaptır. Fiziksel boyutu enerjidir. Kabirdeki karşılığı nur ve gıdadır. Haşirde senet ve berattır. Sırat köprüsünde buraktır. Cennette hakikattır. Bir su alayım. Nerede? Solun. Eyvallah. Şimdi arkadaşlar dedi ki burada umum ehli imanın ahiret kazancına ve ticaretine ciddi teveccühleri, insanların teveccühleri yani dima dalga yayıyor. Dalga yayıyor. Yani ne inanıyorsanız içine giriyorsunuz. Şöyle değil. Hiç kimse yok. Bulaşık yıkıyorsun, araba kullanıyorsun, bir iş yapıyorsun. Yaparken birisini koydu kafana. Nasıl diyor, niye diyor, onu kupası kurusun. Ben hak etmiş miyim falan. Birisini böyle koyarsanız, öfke değil mi, gada. İçinizde bir çekirdekti. Onu düşünerek, nasıl dediğin içinde diyor, Allah Allah, hak etmekmişim. Ulan hayır adam, niye çakmanı falan. Düşündükçe o içimizdeki şey büyüyor. Ve içine biz giriyoruz. İçimizin içine giriyoruz. İçimizin içine giriyoruz. Neyi düşünüyorsanız balon oluyor, onun içine giriyoruz. Neyi düşünüyorsanız olsun. Doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Kötü hissediyorsanız bunu düşünmüyorsunuz demek. Yani öfke de öyledir, şehvet de öyledir, hırs da öyledir. İçimizdedir onlar. Biz hakimiz. Düşündükçe onu aktif ediyoruz. Neyle aktif ediyoruz? Seyrettiğimiz film, işittiklerimiz, kokladıklarımız, tat aldıklarımız, dokunduklarımız, düşündüklerimiz hepsi içerimizi aktif ediyor. Ona ait bir misal vereyim. Çok gündelik bir, taze bir şey. Bir ay yok bu olayı. Bir arkadaş, hocam dedi, kolunu açtı. Baktım köpek ısırmış. Köpek izi. Çok garibinize gidecek. Köpek. Ben seyrettim ya. Dedim ya nerede ısırdı seni köpek dedim ya. Bak içeriye girenlere bak ne oluyor. Hocam dedi köpek ısırmadı. E köpek? Rüyada köpek gördüm dedi. Köpek saldırdı. Isırdı, bağırarak kalktım hakikaten. Sabah baktım ki kan akıyor. Hanım dedi ki, hanıma da gösterdim, hanım da orada. Dedim kardeşim öyle mi? Abi vallahi öyle, bağırarak kalktı dedi. Bunun peşine düştüm bu işin. Köpek ısırmış rüyada, vaka kendisi. Bu neyin nesidir? Aynen vaka olmuş. Bu işin peşine düştüm. Her müşkilimi halleden Risale-i Nur'a müracaat ettim. Neticeyi size söyleyeceğim. Aklın bir aptallığı var. Hayal ettiği bir şeyi, gördüğü bir şeyi, rüyada gördüğü bir şeyi gerçek bilir. Bu hayaldir. Bu gerçektir demez. Ne düşünüyorsanız, hayal ediyorsanız, akıl onu realite bilir. Yani bu resim hayalle geldi, gözle geldi demez. Gelen netice bu. Ha gözle gelmiş, ha hayalle gelmiş. Aynıdır. Hiç kimse yukarıdan aşağı düşerken rüyada yere tam çakılırken uyanır. Eğer tam çakılırsa beyin onu gerçek zannettiği için beyin onu kilitler ve ölürsünüz. Tam böyle şey yapacaksın uyanıyorsun. Tam bilmem ne uyanıyorsun. Olursa böyle olur. Çünkü beyin ona göre
reaksiyona giriyor. Kilitliyor veya öyle gösteriyor. Peki ne işte kullanacağım ben bunu? Bak. Bir daha söylüyorum. Hayal ile, gerçek, düşünerek veya rüya ile gelen resimleri veya düşünceleri akıl bir alettir. Sözler 27. sayfa. Akıl için alet insaniye diyor. Alettir. Ama kör olası felsefe us diyor. Akıla özbenlik diyor. Bozulursa bozulmuştur. Tamiri yoktur daha felsefede. Bizde ise diman 3. mertebesi üst tabaka var. Ona götürürüz. Onun için üstad alet insaniye diyor. Bak şimdi. Mutlu olmanın yöntemini bak şimdi seyret. Akıl madem hayal ile geleni, gözden, realiteden geleni, rüya ile geleni fark etmiyor, aynıdır. Böyle bir aptallığı var. O zaman ben bu akla doğruyu hayal ederek, doğruyu düşünerek, akıl kendisini doğru zannedecek. Akla da bağlı olan kaslar, lifler, bezlerde farklı çalışma lüksü yok. Hani beden diyemez ki akıldan sonra tabi değil. Aynı öyle salgılama yapar. Kötü bir haber gelince mideniz uf, yanmıyor. Kilitlenmiyor musunuz? Haberle akıl inanıyor, beyinde cevap alıyorsun. Kasvet oluyor, bilmem ne oluyorsun. Değil mi? Felç oluyor kötü haberle. Ha ses de ya. İyi bir haber gelse. Tamam. İyi bir haber ya kulağınla getirirsin, ha hayali duyarsın. O zaman neyi düşünüyorsanız, hayal ediyorsanız, aklı onun içine sokuyorsun. O zaman doğru düşün. Doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsin. Kötü hissediyorsan doğru düşünmüyorsun demektir. İşte doğru mu yerdesin? Sana şu anda yükleme yapılıyor burada. Şu anda yükleme yapılıyor. Doğru yerdesin. Sirayet var kardeşim, sirayet. Ona iki tane örnek vereyim, geçiyorum. Uzun yaptığımızı zannediyorsun ama çok mühimdir. Birkaç tane fazla misal veriyorum ki arkadaşlarımız çok çeşitli bu. Bir tanesi kalsın. Ecdadın camisine gidin. Ulu camiye gidin. Bir de Cumhuriyet döneminde yapılan camiye gidin. Aynı şeyi mi hissedersiniz? Ha, ecdat ruhunu maddeye yansıtmış. Gelene de yüklüyor. Başka örnek. Yurt dışında olanlar daha çok bilir. Köpek gezdirenlere bakın. Köpek sahibine sahibi köpeğe benziyor. Sirayet etmiş. Köpek değişmeyeceğine göre değişen insandır. Avrupa'da dikkat edin. Köpek sahibine sahibi köpeğe benziyor. Uzun mu dedi. Eğer benzemiyorsa durdurun sorun. Emaneten gezdiriyordur onun değil. Çünkü yaptım da ondan. Vallahi binlerce Avrupa'da örneğini gördüm. Köpeğe bakıyorum, sahibine bakıyorum. Allah Allah. Eskide acaba köpek mi sahibi, sahibi köpeğe mi benziyor diye şey yaptım. Merak ettim. Risale-i Nur'da köpek değişmezmiş. Çünkü hayvan taallümle tekrüm etmek için gelmemiş. İnsan değişkenmiş. Meğer insan değişiyormuş. Sirayet ediyor arkadaşlar. Bediüzzaman Hazretleri Barla'da 8 sene üzerine kaldı çınar ağacına. Kastamonu nefinden sonra gelince sarılmış, ağlamış. Biz zannediyoruz ki hatıra. Hayır, yükleme var orada. Allah Resulü'nün hırka-i şerifi, yükleme var orada. Sirayet arkadaşlar, 2 sene uğraştım bu sirayet dersiyle. Merak ederseniz Nur dersine bakarsınız. Sirayet, 3 saat ders var, sirayet. Nasıl? Mana maddeye, madde manaya geçiş yapıyor. Külliyat tuhaf bir şey ya. Deli edecek yani adam. Cehalet dersini 2 günde uğraştım. Cehalet kelimesi neymiş diye. Ya cehalet dedim, ben de bakmazdım eskiden. Ulan bu cehalet nedir ya dedim. Şimdi sitede seslisi var. Cehalet. Acayip bir şey ya vallahi. Bir tanesini söyleyeyim canım sana. Aa bunun kalem olduğunu ben bilmiyordum. Ha bildin. Ha cehalet ilme muhtaç. Aa bilmiyordum. Bilmediğini neyle bildin? İlimle bildin. Demek ki cehalet ilme muhtaç. Sirayet var. Onun için herkes şu havaya veriyor. İşaret icazda da söylüyor bunu. Yufsidune fil ard. Yani arzı fesada verirler diyor. Yani bir kenarda bir köşede zina etmiş, cevşen okumuş,
Yani arzı fesada veriyor. Niye arz? Ne alakası var? Adam kenarda bir şey yapmış yani. Diyor ki, orada diyor, kainatı bütünlük içinde bir hassas bir terazi ve makine var diyor. Nasıl ki saatin çarklarının içerisine küçük bir toz düşse diyor, çarkları etkiler diyor. İşte kainatın da nizam makinesi böyledir. İşlenen her bir günah veya her bir sebep o alem-i mana intikal ediyor. Berat gecesi önümüzdeki senenin çekirdeği oluyor. İnsanı böyle etkiliyor. Şimdi daha ileriye götürüyor fiziğin arkasına. Fakat o şuur-u mübareke gittikten sonra adeta o ahiret ticaretinin meşeri ve pazarı değiştiği gibi dünya sergisi açılmaya başlıyor. Ekser himmetler, yani hareketler, düşünceler havaya veriyor. Hava hava değil yani. Bak burası neresiymiş bir daha söyleyeyim. Odun nura ne kadar yakınsa odun nursuz olamaz. Dünya ahiretsiz olamaz. Her şey zıttıyla vardır. Soğuk sıcak, karanlık aydınlık. Mülk melekut beraber vardır. Atom atom altı. Olduğu gibi mahluk, mülk melekut, yani dünya ve ahiretsiz olamaz. Altsız üst yoktur. İşte odunu nursuz düşünemediğiniz gibi dünyayı da ahiretsiz düşünemezsiniz. Aynı bunun gibi böyle insan şey yaptığı zaman, böyle manevi yaydığı zaman buralar değişiyor. Hava değişiyor. Diyor ki şuur mübareke gittikten sonra adeta ahiret ticaretinin meşeri ve pazarı değiştiği gibi dünya sergisi açılmaya başlıyor. Ekser himmetler bir derece vaziyet değişiyor. Havayı teslim eden, havayı zehirliyormuş. Yani kötü düşünceler havayı bozuyor, maddi havayı bozuyor arkadaşlar. Yani yediğim ekmek, içtiğim su enerji değil midir? Ağzımdan kötü bir laf çıktı. O da bir yapıdır. Karşıya geçiyor. Havada buluyor. Bu maddedir, realitedir arkadaşlar. Realitedir. Mesela şimdi yeni bulmuş, var galiba eskiden beri ama yeni duydum. Hırsızlık mı oldu? Hiç kimse girmeden bakıyorlar, giriyorlar bilmem kaç saat içinde. Orada kim yapmışsa, kim dolaşmışsa oradaki şeyi çıkıyor adamın, sureti çıkıyor. Kim dolaşmış diye. Ya saçından adam belli de. Burada benim konuştuğum nasıl belli etmeyecek? Ya burada radyo televizyon dalgaları ile kendisini aletimde gösterecek. Televizyonda radyoda gözüküyor. Ama şu çıplak gözle gözükmüyor. Çanak anten düşünün. Çanak antenin içindekileri görebilir misiniz? Çıplak gözle göremezsiniz. Çanağın gördüğünü görebilir misiniz? Uyduyu göremezsiniz. Ama bu saç benim gözle göremediğim uyduyu görüyor. Oradakileri alıyor. Nerede biliyorum aldığını? Oraya kabloyla, anten kablosuyla bağlı, televizyonda gözüküyor. Film varmış. Uydudan misal Allah. Çanak antene misal. Latife-i Rabbaniye. Kablodan, anten kablosundan misal hissiyat, televizyon kutusundan misal beden, elektrikten misal hayat, televizyon içindeki program ruh, filmden misal içeride olan, uyduda olanı bana yansıtmasıdır. Hatta çatıda çanak anten yaparken bağırıyor, tamam mı tamam, karıncalar var, karıncalar var diyor falan, biraz da çeviri bir ön yapıyor. Niye peki buradaki adam gözüyle görmüyor da ona söylüyor? Çünkü çanak antenin içini gözle göremezsiniz. İşte Latife-i Rabbaniye'nin işi Allah'ı görmektir. Ama biz görmeyi göze indirgediğimiz için Allah'ı görmüyoruz zannediyoruz. Allah'a da suizan ediyoruz ve cehaletimiz de bizi kör ediyor. Peki gözle gözükeni kulak görür mü? Kulakla gözüken gözle gözükmez. Bakın şu göze bakın, kulak gözüne bakın. Dil, burun, akıl, hayal gözü diyor usta. Hayal gözü diyor.
Latife-i Rabbaniye'nin işi de Allah'a göre. Peki Allah'a gördüğüne delil ne? Bu kadar kişi var. Maşallah. Peki hepinize soruyorum. Bir namazda Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim. Bir namazda veya bir Kur'an okunurken veya bir derste kitap okurken böyle bir huzur olmuyor mu sende? Bir tatlı olmuyor mu? Şu anda bu karabalıkta bir rahatlık yok mu sende? Ne demek biliyor musun? Allah ruhlara taayyum ve teşahhus edince Allah hazır oluyor. Allah hazır olduğuna sana huzur ileri ifade ediliyor. Huzur Latife-i Rabbani'nin Allah'a gördüğünü gösteriyor. Ama biz görmeyi renk ve şekile indirgediğimiz için Allah gözükmez zannediliyor. Kalbin gördüğü ayrı, aklın gördüğü ayrıdır. Latife-i Rabbani'nin gördüğü ayrıdır, kulağın gördüğü ayrıdır. Ama her şey buna indirgersen göremezsin tabii. Bakın Latife-i Rabbani Allah'ı görmeseydi sende huzur olmaz. Vacib-ül vücut hazır olunca sende huzur olur. Şimdi Allah senin Latife-i Rabbani'yi görüyor. Ama görmenin derecesi işte bu huzur. Oh. Bir namazda bir yakalıyorsun bir dakika, iki dakika, bir rekat. Böyle demiyor musun? Olan gitmese ya şu. Bundan sonra hatırlarsın böyle. Oh. Errahmanirrahim. Böyle kendinden geçmek. O nedir? Huzur kardeş. Huzur olabilmesi için hazır olması lazım. Hazırın huzur olarak seni gösteriyor. Sen kendini ne zannediyorsun? Et ve kemikten mi zannediyorsun? 18 bin alemin hulasa-i camiası olduğunu ve kainattan önce olduğunu ve arkada olduğunu ne çabuk unuttun. Beşeriyet itibariyle kainatın sonundasın. Ama hakikatin itibariyle kainattan öncesin. Şu anlar 218. İnsan hakikat Muhammediye cihetiyle kainatın çekirdeği aslisidir. Şuraya bak ya Rabbi. Gel de çöplükte harcar kendini. İnsan kainattan öncedir. Cennetten öncedir insan. Cebrail'den öncedir. İsrafil'den, Azrail'den, Arş'tan, Kürs'ten, Arş-ı Azam'dan, Lef-i Mahfuz'dan, her şeyden öncedir insan. Hakikati böyledir. Şualar 218. Hakikat-ı Muhammediye cihetiyle insan kainatın çekirdeği aslisidir. Kainatın başıdır. Şu ağacı düşünün, kök. Hakikat-ı Muhammediye kök, çekirdek. Ağaç, şeceri hilkat. Meyve, şu anda oturuyorsun. Meyvenin içerisinde bir çekirdek var, kökün çekirdeği. O Hakikat-ı Muhammediye'nin sendeki karşılığı. İşte şu anda oturduğun yer meyve. Meyvenin içerisinde bir çekirdek var. Ağacın kökteki çekirdeğin aynısı. İşte bu çekirdeğin itibariyle ağacın başındaki çekirdeğin aynısı olduğundan sonundasın ama içindeki hakikat da ağacın başındasın. Yani süreyle cevap verelim. Kul huvallahu ehad, ehad. Küllehu küfüven ehad. Başı sonu aynı. Ehad, ehad. Çekirdek, ehad. Meyvenin içindeki çekirdek de ehad. Baş sonu aynı. İşte sen böylesin. Bütün alem sende. 18 bin alem. Onun için her gün fiyakan değişiyor ya. İyiyim, kötüyüm. Allah Allah. Bir moralim bozuk. Bir aşağıya, bir yukarı. Ya ne oluyor ya? Ben ne biçim adamım ya? Bana kaliteli adamsın ondan oluyor. Moralim bozuk, psikoloji bozuk. Bir sır gördün mü? Allah Resulü her gün 18 bin haleti yaşıyormuş. 18 bin alem her an onu ziyaret ediyor. Bir 506 sözde ne yapıyor? 18 bin alem kendisini bize hissettiriyor. Onun için havamız değişiyor. Bir böyle, bir böyle, bir böyle, bir böyle. İmam Gazali der ki normal bir Müslüman, tabii ben buna kanaat edemiyorum, 1000 ile 2000 arasında değişik hali yaşar. Kafir ve gafil, özür dilerim, uşkurluğu ve midesiyle alakalı değişiklikler, halleri yaşar. 100-150 tane. Ben Risale-i Nur'a dayanarak söylüyorum, bir nurcu, tahkik bir nurcu, 4000 ile 6000 arasında alemler ziyaret ettiği için o kadar 4000 hali yaşar, değişik haletleri yaşar. Bir böyle, bir böyle, Allah Allah, böyle tuhaf tuhaf şeyler.
Onun için diyorsun, ya bunlar nereden çıktı? Hiç merak etme, tipi tipten çıkmadı yani. Alemler sana böyle ifade ediliyor. Garip garip baktınız da o cümleyi okuyayım. Nasıl ifade ediyor? Onun için ben iyi adam değilim. Ya bir dümeni tutturamadım ya. Bir böyle bir böyle oluyorum. O iyi işte, kaliteli olduğundandır kardeş. Ya benim standart olsaydı ne olacaktı? Sığır olacaktı. Allah kimsenin başına vermesin. Ya, sığırlıkta ne işimiz var ya? Peki başka? Melekler de standarttır. Ben istemem öyle. Bak, 506'dan okuyorum. Kendi akli ile avalemi ulviyede, ruhiyede ve cismaniyede gezer. Yani o zişuur ve zihayat manen o alemlere misafir gittiği gibi ruhe ve aklen o alemler dahi o zişuurun mirat ruhuna misafir olup irtisam ve temessül ile geliyorlar. İrtisam ile geliyorlar, geliyor. Bana diyorlar ki geliyor geliyor, siyasi parti zannediyor. Parti seçimde öyle dedi. Yani seçim olacaktı mesela. Arkadaşlar geliyor geliyor. Bakayım hangi parti diyecek. Kabir geliyor kardeşim. Şimdi bak. O alemler dahi o zişurun mirat ruhuna. Ayna değil ha. Mirat başka. Ayna başkadır ha. Karıştırmayın. Ayna bakarsınız öyle saçınız tarar. Suretinizi gösterir. Mirat sizi inşa eder. Ayna, aynadır. Toprak mirattır. Çekirdeği atarsınız, onu inşa eder. Onu gösterir ama içini dışarıya taşıyarak gösterir. Aynedir bu alem, her şey hak ile kaim. Aynedir bu alem. Ama Muhammed ayna değil. Aynedir bu alem, her şey hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den aleyhissalatü vesselam. Allah görünür daim. Seni değiştiriyor ve değiştirmeden dönüştürüyor. Değiştirmeden dönüştüren mirat-ı Muhammed'den aynay-ı Muhammed değil. Sakın ha, suretidir. Mesela namazla salat aynı değil ama ne yapalım öyle mana veriyoruz. Namaz, şey salat bir tanedir. Bir tane namaz var. Ama zamana sığmadığı için beşe ayrılmış. Beş tane namaz var, bir tane salat var. Ruh bedende salata kıyam ederse beden arzda beş defa namaz kılar. O namazın hakikati diye bir ders var sizde. Dinlerseniz olur. Bak şimdi 18 bin alem sana iade-i ziyaret ediyor kardeşim. Onun için her gün değişeceksin. Tık 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 bir öyle. Sakın mı? Allah Allah ben ne oluyorum? İyi. Hoşuma gidiyor. Şeytan bile senin alemine yardım ediyor. Vesveselere bir şey söyleyeyim. Şeytanın felsefesi, psikolojisini merak ettim. Ulan dedim, bunun ne biçim psikolojisi var bu adamın? Şeytanı ha, merak ettim şeytanı. Şeytanın psikolojisi ne biliyor musun? Var üzerine mantığı kurmuş. Vehim ise, vehim aklidir. Şeytan, kalbidir. Şeytanın özelliği bak, vesveseden olanlar bak nasıl? Var üzerine kurulmuş. Yani abdestin varsa yoktur der. Yoksa abdestten şüphelendirmez. Uyandırma bu hayvanı der. Gidi abdest alır diye. Şeytan hiç dokunmaz. Abdesti olmayana. Varsa seni yok ha. Olmamıştır ha. Eğer böyle bir şey geliyorsa abdesti olduğuna vallahi imza at. Abdesti olduğuna tapu vesvesedir. Tapusu, abdestin tapusu, imanın tapusu vesvesedir. Ben şimdi bazen şüpheleniyorum. Tamam. Ona hiç birisi gelmiyor. Abdestim miyim değil mi? Gidip abdest alıyorum. Niye? Ona şeytan mantığına göre şu. Abdestim olsa beni şüphelendirirdi. Adam şüphelendirmiyor. Demek ki şüphelensem oh be abdestliyim tapusu. İmansıza şeytan gider der mi ki senin imanın yok ha. İmansıza dokunmaz ki lan bu da biz cinsten değil dokunmaz. İmanın yok ha dediği kimdir? İmanı olana diyor. İmanı olana imansızlıktan korkutur. Eğer kafir imansızlıktan korksa imana girer. Sen imansızlıktan korkuyorsan müjden olsun sana. Halis bir imanın var. Ha, şeytanın mantığını üzerine kurmuş. Varı yok gösterme üzerine. Ya imanın gitti. Elhamdülillah imanın tapusudur o. İşte şimdi ben de biraz adam anlaştığımız için hiç gelmiyor. Ulan dedim ya. Vesvesesizlik bir vesvesedir galiba. Şimdi herhalde var. Kesin biliyorsan var. Tamam. Ama hiç vesvese gelmiyorsa abdest alıyor.
vesvese geliyorsa hiç almıyorum, kesin abdest değil. Kapısı o. Çünkü şeytanın mantığı bu. Ona sordum, dedim ki şeytana, ya dedim, sen ne aptal bir şeysin ya, ne saldırgansın ya, ne biçim psikolojisin ya, niye bizimle ne uğraşıyorsun? Ne dedi biliyor musun bana şeytan? Dedi ki, sen dedi ayet-i kerime ile, hadis-i şerifle, nasla, açık ifadeyle cehennemlik olsaydı, Allah deseydi, senin psikolojin nasıl olurdu? Ona haklısın ya, doğru söyledin ya. Şeytandan daha saldırganlı olurduk ya. Ayet-i kerime ile cehennemliktir. Ne olur din düşünmeyin ama söyleyeyim. Yani ben cehennemliyim. Okuyorsun ayeti. Hasan cehennemlik. Ayet-i kerime tövbe yani. Nasıl olur insan ya? Adam iyi ki kafa yemiyor ya. Yeni iyi ya. Şeytan acayip bir şey ya. Şeytan böyle bir psikolojine sahip. O kadarsı, o kadarsı var ya. Şeytan psikolojisi o. Şimdi devam edeyim. Havayı tesmim eden buharat muzahrefe o manevi havayı bozar. Yani insanın düşüncesine göre ter, koku, renk, ses tonu çıkar. Hatta içki içeni teri bile necistir İslam hukukunda. Oradan çıkıyor. Tamam. Şimdi simahum fi vucuhum min eseri sucud. Simalarından bellidir nasıl bir adam oldukları. Elsinetukum elvanukum gibi çok ayetlerde zahir batından haber veriyor. 23. sözde de var. Batınındaki çirkinlikler zahirini aksetmiş olmak ki kapısında bu hale aldılar. Onun için eğer ruh bozuksa havaya bozuk verir. Mesela kimse vesvese etmesin ama düzeltsin. Neyi? Bazılarının gavur ölüsü gibi teri kokar böyle. Çok pis. Ne yapacak bu arkadaş? İmam Ali diyor ki, kirli çamaşıra diyor koku değil, sabun lazım. Çok ağır kokusu olan ahlakını düzeltsin. Ben kimseyi tanımıyorum. Kimseye kastım da yok. Ama ben de demesem kim diyecek? Düzelt ahlakını, kokun düzelecek. Kokunun peşine değil, güzel ahlakın peşinde ol. Çok acayiptir. Yani niçin misal verdim? Havayı tesmim eden, havayı bozan, zehirleyen buharat muzahrefe. O manevi bozar. Maddi, pis maddenin kokusu da pis maddedir. Güzel şeyin kokusu da güzeldir. Sonra bu havanın zararından kurtulmanın çaresi Risale-i Nur'un gözüyle bakmak. Ne kadar müşkilat ziyadeleşse kutsi vazife itibariyle daha ziyade ciddiyet ve şekle hareket etmektir. Yani Risale-i Nur'un gözüyle kader ilahinin izini, özünü, yüzünü müşahede ederek rahmet ilahiyeden ileri rahmet, adalet ilahiyeden ileri adalet, hikmet ve inayet ilahiyeden daha ileri hikmet ve inayet olmadığını bakıp Allah'ın nazarıyla kainata bakmak. Eğer Allah'ın nazarıyla kainata bakmasak 75. sayfa Kastamonu'da marazi ruhiye musallat olur bize. Yani ruh hastalanır. İfrat-ı şefkat marazi ruhidir. Onu da ne diyor? Senin iktidarın ve ihtiyarın haricindeki hadiselere adaleti, inayeti, hikmeti, rahmeti noktasına bak. Yani Allah canibinden kudretin azameti altında kadir ilahinin izini, özünü, yüzünü müşahede ederek bak. Yoksa ezilir, üzülürüz. Bak başka yerde şöyle diyor. Ezan okunduğunun farkındayım. Diyor ki, sayfa 249. Bu günlerde herkes sıkıntıdan şekva ediyor. Öyle mi arkadaşlar? Bak çareye bak. Acayip bir şey. Bak oku bir like oku kardeş oradan gidelim. Denilen kitap var, psikoloji kitabı. 300'e yakın psikoloji ders var. 200'e 30 tanesi yayınlanmış. Hep böyle laikalardan çıkartıyor. Ve doktorların sinirsel, bedensel psikoloji değil o. Psikoloji toplumsal ismi verdik. Ruhsal psikoloji, Risale-i Nur ve Kur'an endeksli, merkezli psikolojidir. Bak nereden çıkartıyoruz bak diyor ki, Ustad Bediüzzaman diyor ki, bugünlerde herkes sıkıntıdan şekva ediyor. Herkeste sıkıntı var. E çare ne ustadım?
adeta manevi havanın bozukluğundan maddi ve umumi bir sıkıntı hastalığını vermiş. Hakikaten öyle, sis basınca sıkılmıyor muyuz arkadaş? Emir daha için diyor ki maddi ve manevi havasını imtizaç edemedim diyor. Ona gidin Allah aşkına Bolvadin'e gidiyorum dershanemiz var. Emirdarlar kusura bakmasın özür diliyorum ama orada sıkılıyorum. Tuhaf yani. Adamlar boşuna sürmemişler oraya. Bak ne diyor? Kendisi söylüyor Usta Emirdar da. Buranın diyor maddi ve manevi havasına imtizaç edemedim diyor asıl imamı. Bak ne diyor, bugünlerde herkes sıkıntıdan şikva ediyor. Adeta manevi havanın bozukluğundan maddi ve umumi bir sıkıntı hastalığı vermiş. Ne yapacağız peki? Hatta bana da bir gün sirayet etti. Ben de sıkıldım. Öf! Of! Sıkılmış ustad. Ne yapacağız peki? Bizim her derdimize ilaç olan Risale-i Nur ile meşgul olanlarda o sıkıntı hastalığı ya yok veya pek azdır. Niçin? Risale-i Nur'a meşgul olunca hani soru soruyorum kitaba. Risale-i Nur'la meşgul olunca ya sıkıntı yok veya azdır. Sebebi, ustadım sebebi 14. sayfaya bak dedi. Kastamonu 14. Orada bir şey oku gidelim dediğimiz kitabı. Ya, tövbe estağfurullah ya. Hayat felsefesi. He? Amin. Risale bunsuz nasıl gideceksin ya? Kendinin ne olduğunu yorumlayamazsın ki. Sözleri okuyarak, mektubatı olarak okuyarak kişi nurcu olduğunu, nereye ait olduğunun şuuru bile olmaz. Senin nereye aidat olduğunu, ait olduğunu, nerede ne yapacağını, nerede ne konuşacağını sana gösteren laikalardır. Ya. Bak ne diyor? Risale okuyunca ne olacakmış? Her derdin, senin derdin var değil mi? Bunun içine girer şu anda. Her derdin en kutsi dermanı olan imanı ve imanı bil kaderden kazaya riza ilacını imdadıma gönderdi. Tam sabır içinde şükrettirdi. Bir de okuyorum. Her derdin en kutsi dermanı olan imanı, imanı bil kaderden kazaya riza ilacını. Geçen işte ay, hangi aydı? Burada ders yapmıştım bak. Âmentü billahi ve melâiketi ve kütübihi ve rusulü vel yevmil âhir. Bir kaderi vardı ya, altı. Âmentü billahi. Allah'a imanı artırırsak Allah bizim dışımızda bir şey. Ve melâiketi bizim dışımızda birisi, bir şey. Ve kütübihi kitaplar bizim dışımızda bir şey. Ve rusulihi bizim dışımızda bir şey. Haşrihi bizim dışımızdaki bir şey. Ve bil kaderi. Kader hedefte sensin. Kadere iman etmek insanı yorumlamak demek. Çünkü kader hali ve vicdanidir. Kader nefsi gururdan, cüz-i ihtiyarı, adil mesuliyetten kurtarmak için akaide girmiş. Kim bu? İnsan. Men amele bil kader, emin emine keder. Kaderi iman eden Allah imanı artar. Yok. Kaderi iman eden ahirete yakıniyeti artar. Hayır. Kadere iman eden sevabı çok artar. Hayır. Kadere iman eden kederden emin olur. Bak hedef sensin. Yani beş tane iman esasını hazmeden kişidir kadere iman. Bakın bak. Âmentü billahi. Benim dışımda. Ve melâiketihi. Melekler benim dışımda. Ve kütübihi, üzerine iki defa anlatıyorum. Ve rusulihi, ve yomil ahir. Hep biz bizim dışımızda bir yere yakınımız artar, iman artarsa. Kader ise, iman ettim, neticesini söyleyin bana, Allah'a iman ettim, Allah'a yakınımiyetim arttı. O, ona yakın oldum. Kadere iman ettim, beni nereye taşıdı? Kendime taşıdı. Benim yani, hali ve vicdanidir diyor. Kader, nefsi gururdan, benim yani gene, cüz-i ihtiyari, adem-i mesuliyetten gene benim. Kader iman eden kederden emin olur, gene benim. Bak ne diyor, burada da kullanıyordu, onun için söyledim.
her derdin en kutsi dermanı olan imanı, imanı bir kaderden, yani altı tane iman esasından, altıncısı olan kazaya rıza ilacını, ilaca bak, kazaya rıza, Allah'ın sana yaptığı muameleyi sorgulama, nereden geldi deme, kazaya rıza ilacını imdadıma gönderdi. Bedava gelmiyor. Kaderi, kaderi kendin, insanı yorumlama adına oku. Kitap okuyanlar, ehli ilim vardır. Onlara sesleniyorum. Kader Risalesi'nde dört hatfe niye var? Ne iş var orada? Kaderin ilk mefası zahirdir. İkinci mefası enfusidir. İnsandır, insan. Kader Risalesi, insan Risalesi. Dört hatfe anlatmıyor mu? Bak bir tanesini söyleyeyim, mealen, ayet. Dört hatfenin. Allah diyor ki bir mana, ayette orada, siz Allah'ı unuttunuz diyor. Allah da bir ceza veriyor insana, böyle bir insana. Siz mi Allah'ı unuttunuz? Ben de sizi, sizi unutturacağım. Gene bak be. Orada geçmiyor. Orada nefsinden bahsediyor. O kaderde ne işi var onun? Kader Risalesini daksille, kaderi sileceğim. Kendi kitabımda. İnsan Risalesini yazacağım. Usta çaktırmadan kadere müthiş bir yorum getiriyor. Çaktırmadan. Kaderde hedef insandır. O altı tanenin beş tanesine iman eden insan. Onun için kader dersini yapanlar huvel evveluhu ve ahiruhu ve zahiru ve batın dört isimle izah edilirse oturur. O da insandır. Yani beş tane iman esasına iman eden kişi, kadere iman eden, kederden emin olur. Benim yani. Kaderde maksat, hedef benim. Yakiniyetim kendime artar. Allah'a iman etmek, Allah'a yakiniyetim artar. Kitaplara yakiniyetim artar. Kadere iman etmek ve tahkiki seviyesine geçersem kendi yakiniyetim artar. Kaderde benim, ben. Bir de böyle bakın. Evet. Şu cümleyi de okuyorum. Ondan sonra sorusu olanı dersi bitirdikten sonra sorunuzu alırım. Kısa kısa. Ama şu cümleyi bitireyim. Havayı tesmim eden buharat-ı muzahrefe o manevi havayı bozar. Yani itikadımız arkadaşlar eyleme dönüşüyor. Düşündüğümüz enerjidir. Köpekler ve çocuklar bizim kafamızdan çıkan dalgayı görür. Sevip sevmediğimiz gözüküyor. Sonra herkes derecesine göre ondan zedelenir. Bu havanın zararından kurtulmanın çaresi Risale-i Nur'un gözüyle bakmak. Ve ne kadar müşkilat ziyadeleşse kutsi vazife itibariyle daha ziyade ciddiyet ve şevkle hareket etmektir. Çünkü başkalarının futuru ve çekilmesi ehli himmetin şefkini, gayretini ziyadeleştirmeye sebeptir. Tamam. Ondan sonra şurada bir cümle var. Aa, şurada bir cümle var, burada bir cümle var diye bizi kandırıp duruyorsun. Tamam. Maddi hava bozulduğu vakit nasıl ki sıkıntı veriyor. Asabi sinirlerde inkıbaz hali başlıyor. Hava Bursa'da çökse, sis varsa, of, pof başlıyoruz. Yani maddi hava nasıl ruhu etkiliyor? Etkiler tabii kardeş. Acıktığın zaman ruhun etkilemiyor. Kötü bir haber duyunca ruhun etkilemiyor. Böyle. Öyle de bazen manevi hava bozuluyor. Hususan maneviyattan yabanileşmiş bu asırda ve bilhassa hevesat ve müştehiyat-ı nefsaniye taammum etmiş memleketlerde ve hususen şuur-u muharemede ve şuur-u mübarekede manevi havayı tasfiye eden alem-i İslam'ın intiba ve teveccühü umumisi o mübarek şuurun gitmesiyle tevakkuf etmesine fırsat bulup havayı bozan dalaletlerin teslimini zamanında, yani suya girsen ıslanmamak mümkün mü? Mümkün değil. Suya girsen mümkün değil, ıslanacaksın. Gözünle, kulağınla, burnunla, ağzınla dokunmayı hayale içeriye ne giriyorsa, ne seyrediyorsanız, ne dinliyorsanız içeriye giren her şey hayatlı ve ruhlu oluyor. Bir daha söylüyorum. İçeriye giren her şey, suya giren her şey ıslandığı gibi içeriye giren her şey canlı ve ruhlu oluyor. Bak bir tanesi söyleyeyim. Dün akşam mübarek geceydi. Daha şey yapmayacağım. Bak bitti. Bak bana ne yaptı?
Gece bitti, ders de bitti. Bir tepsi büyük çilek koydular, bir de erik koydular. Yiyoruz böyle. Eriği aldım böyle, hoşuma gitti. Biraz da falan daha sarı ortadaydı. Gittim ortadan aldım. Şimdi seyredin olayı. Ne var ya, eriğin bir tane ortadan aldım. Sen dedi şimdi imanın tehlikede diyor içeride. Ben de böyle bakıyorum. Benim nefsim, benim ruhum. Üç tane farklı ya, bir böyle diyor, bir böyle. Ulan ver ağzının payını. Ulan ayıp dedi ya. Sabır. Niye vurmuyorsun? Lan olur falan. İki tane ses görürsünüz içerisinde, içinizde. Bir tanesi nefistir, bir tanesi ruhtur. Şu ortadan elmayı, şey, eriyi aldım ya. Bak bana ne yaptı. Size de başka şey yapıyor. Dedi ki Allah Resulü diyor, ortada yemeğin bereketi ortadadır. Ortadan yemeğiniz bereketi gider. Sen ortadan aldın dedi. Aldığına göre bereketi gitti. Bereketi gittiğine göre erik azalacak. Dolayısıyla yiyenlerin rızkına mani oldu. Baba o inkar ettin, imanın gitti diyor. Ulan az kaldı erikle imanın gitti ya dün akşam. Şey bilmeden, bilmesin bak ne yapacaktı. Peki soruyorum canım kardeşim, gülen canımın ciğeri kardeşim. Şeytan bu hadisi şerifi o mu okudu, ben mi? Kitaptan. Bir daha söylüyorum. Yemeğin bereketi ortadadır. Ortada yemeğiniz, ben yemekten bahsetmiyorum, bir kuraldan bahsediyorum. Ortada yemeğiniz, zira bereket oradadır. Bu hadisi bana şeytan önüme koydu. Bak ortada nereye aldım. Ne olacak dedi, bu cevap veriyor. Ben de seyrediyorum ikisini. Ya olur mu diyor, bak bu kadar kişinin bereketi gitti diyor. Ya bir şey olmaz diyor. Lan bak inkar ettiğin kul hakkını haram o işi. O da imanın gitti diyor. Lan ben devreye girdim. Üçüncü, benim nefsim, benim ruhum, ben diye. Sus lan. Eriğin üzerine iman fırı. Sit. Dur dur dur. Şimdi size soracağım şuydu. Yemeğin ortasında yemeğiniz, zira bereket oradadır diye bu hadisi şeytan mı okudu, ben mi? Kitaptan. Şeytan okudu. Şeytan bana bunu nasıl kullanıyor? Benim okuduklarım kullanmasam o şeytanın eline silah ve şeytanlaşıyor. O zaman sizin şeytanınız okuyup da uygulamadıklarınızdır. Kur'an-ı Kerim'de kitap yüklü merkebe benzetiyor yaşamayanlara. Bakın o hadisi ben okudum, uygulamadım. Şeytan pat diye çıkarttı. İçeride olanı kullanıyor. Şeytan benim seyretmediğim videoyu getirmiyor. Benim okumadığımı getirmiyor. Seyrettiklerimi, okuduklarımı bana karşı kullanıyor. Mesela bak, namazdasın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Aa, bir video geldi. Oğlum ne videosu ya, ben hiç bunu seyretmemiştim. Senin hayatta seyretmediğin gelmez video kardeşim. Seyrettiklerin geliyor. O zaman niye şeytana lanet okuyorsun? Şeytan sıfattır. Şeytanın kendisi iblistir. İblis şeytanlık sıfatıdır. Şeytan sıfatı. Nedir o? Bizim seyrettiklerimiz adamı oluşturuyor. Bak, ortada yemeğiniz ben okudum. Bana kullanıyor. Ha peki hukukta nedir? Denden dolayı hüküm çıkmaz. Ustam, hareket gitmiş o kadar. Dahildir. O olursa olur, o olursa olur. Bir tane söyle demiştir SSC. Hocam dedi, belediye arabasına ayağım çamurla bindim dedi. İmanım gider mi? Ulan ne alakası var lan çamurla belediye binince? Baba ne biçim adamlar varmış bu dünyada. Lan imanla ne alakası var belediye arabasına çamurla ayağım biniriz? Aa sen de imansız oldun dedi. Nasıl oldu dedi ben. Çamurla ayakla bindin, araba kirlendi. Kirlenince yıkandı. Bilmeseydin yıkanmayacaktın. Yıkanınca araba eskidi. Eskiyince toplumun hakkına tecavüz ettin. Toplumun hakkına tecavüzü reddettin, imanın gitti. Dedim kardeş hemen 112'ye telefon et, 155'e de ben ediyorum, Bakırköy'e götürecekler seni. İlim onu tad eder, cehil onu davet eder, tanısan gider, tanımasan gelir. Denden dolayı hüküm çıkmaz. Bilmiyor ki İslam hukuku. Ondan o ayrı, o neyse o, ilerisi olmaz. Babam günah yaptı, babamın oğlu benim, o günah bana geçti, ben de günahkarım. Öyle bir şey olur mu? İşte netice, bizim okuduklarımız, seyrettiklerimiz şeytanın eline geçiyor. Yapmazsak. Ondan dolayı sıkıntı oluyor. Sıkıntısı bu. Yaparsan şeytanın içine... O zaman bu adamı sorgulayın.
benim nefsim, benim ruhum, ben diye ayrı bir birimdir. Adeta ben enerjiye döndüm, senin içine nasıl giriyorsam, şeytan da aynı böyledir. Yani senin içerisinde çalışan bir birimdir ve sistemdir. Akıllı, zekidir ve zihayattır, zişuurdur. Akılla zeki arasında farkı söylüyorum. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığı için bu aklı yapana bağlarsan akıllı olursun. Bu akılla bu aklı mutluluğuna çalışırsan zeki olursun. Zekilik de başa beladır. Bir daha söylüyorum, bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu aklı mutlu etmenin yolu bu aklı yapana bu aklı bağlamaktır, vahiy. Akıl buna denilir. Bu akılla bu aklı mutlu etmeye çalışırsan bunun adı zekavettir. İşte o zaman zekaveti betra, sıkıntıdan kurtulamayız. Zekilik. Onun için Yahudi, tilki, maymun, deccala zeki ve desas diyoruz da. Yakülün, takülün, efele tefekülün, ya aklınız yok mu, düşünmüyor musunuz? Akıl ise aynı aklı yapana bağlamak. Geceniz, gündüzünüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanı da aziz eylesin. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Üç ayların bereketi üzerimize olsun. Geçmişte yapmış olduğumuz gerek bilerek gerek bilmeyerek bütün günahlarımızı Cenab-ı Hak affı mağfiret eylesin. Maddi ve manevi hastalıkların sebebi olan erva habiseleri, mevadi şirileri evimizden hak ile yeksan eylesin. Maddi ve manevi sihatımıza vesile olan erva aliyeleri, ruh kudsileri evimize hak eylesin. Hakikat-i Muhammediye'de inkişaf ederek mahiyet-i Muhammediye'de fena-i mutlaka mazhar eylesin. Risale-i Nur'un hakkıyla haklanmayı nasip eylesin. Amin. Cenab-ı Hak bizi hizmet-i imaniye Kur'an'ı daim kayım saim eylesin. Amin. Takva ile, ihlasla, sadakatla, hizmetle, iştirab-ı keba ile daim eylesin. Amin. Ve ahir davahum enilhamdülillah Rabbil alemin. El-Fatiha'tı ve selam.